Katıldığın için teşekkürler. Evet, bugün konumuz seri iletişim hakkında her şey. Tabii IoT dünyasındaki hızlı gelişmeler ile birlikte seri iletişim biraz daha geriye düştü. Artık sahada gördüğümüz çoğu sistem, otomasyon sistemi, veri toplama ile ilgili sistemler, bunlar Ethernet tabanlı çalışıyorlar. Bir de ya yanıtlarsanız rica edeceğim. Arka plandan bir ses falan geliyor mu size? Rahatsız edici. Gelmiyor herhalde. Tamam. Bugün ben seri iletişimden bahsedeceğim. Hala devam ediyor. Yani seri komünikasyonla ilgili bir saniye. Ha, chat'i kapatmışım ya. Pardon ya. Ben de diyorum. Görüntü net. Tamam. Her şey net. Teşekkürler. Bahsettiğim gibi seri iletişimle ilgili çözümler hala devam ediyor. Seri portlu sensörler var. Sıcaklık sensörü, nem sensörü gibi üniteler var. Evet. Siri. Yani seri iletişim dediğin zaman Siri devreye giriyor. Evet. Böyle bir durum var. Neyse, seri iletişimle ilgili dediğim gibi hala sahada çözümler var. Seri tabanlı sensörler, sıcaklık sensörü, nem sensörü, hava durumu ile ilgili çeşitli sensörler. Yani cihazın içerisinde her türlü farklı farklı tipli sensörler olabilir ve size bir tane seri çıkış sağlıyor ve seri çıkış üzerinden aktarıyor bu datayı. Birincisi bugün bu seri iletişimle ilgili. Biraz ikincisi, bazı endüstriyel protokoller var seri üzerinden çalışan. Bu seri üzerinden çalışan endüstriyel protokolleri de nasıl Ethernet dünyasına aktarabiliriz, bunun üzerinden duracağım. Daha önceki, geçen haftaki eğitimimizde aslında cloud tabanlı, yani bulut tabanlı endüstriyel protokollerden bahsetmiştik. Özellikle MQTT'den bahsetmiştik. Tabii bugünkü konumuz seri iletişim ama ben yine bilgi olması açısından yine MQTT'den biraz bahsedeyim. Aslında slaytlarımda yok MQTT ile ilgili bir şey. Bir önceki, geçen haftaki şeyde yapmıştım bunu. Ama yine de ben bahsedeceğim. Yani en azından kafamızda bir şeyler oluşması açısından önem kazanabilir. Yani bu ne demek? Bunun özeti şu: sahada seri iletişim, seri porta sahip ünitelerim var. Ve ben bu ünitelerden veri toplayarak Ethernet tabanlı bir dünyaya basmak istiyorum bu verileri. İşte bununla ilgili çözümlerle ilgili de kısaca bahsedeceğim. Eğer sorularınız olursa sorabilirsiniz aralarda. İnteraktif şekilde devam edebilir. İsmim Aytan Kızıltan. Yaklaşık 99 senesinden beri network dünyasındayım. 2009-2010 senesinden beri de hem Enterprise Network hem de Endüstriyel Network paralel olarak devam ediyor benim için. Endüstriyel dünya tabii Enterprise dünyaya biraz daha farklı. Yani hem üretilen cihazların donanımsal olarak farklılıkları var. İşte daha zorlu ortamlara dayanıklı, daha yüksek sıcaklıklara, daha yüksek elektromanyetik alana, daha yüksek neme vesaire. İşte içindeki üniteler conformal coating ile kaplı vesaire, fansız dizayna sahipler. Üzerindeki metal alüminyum ya da metal sistemlerle sıcaklığı dışarıya veriyorlar. Katı soğutma yapıyorlar vesaire. Ama Enterprise dünyamız biraz daha farklı. Enterprise donanımlarımız 0-40 derece fanlı vesaire de çalışan cihazlar. Yazılımsal anlamda da düşünürsek, yazılımsal anlamda da endüstriyel dünyanın ihtiyacı ve hedeflediği noktalar farklı Enterprise'e göre. Nedir? Endüstriyel dünya öncelikle hızlı devreye girme, hızlı bir şekilde bir problem olduğu zaman hızlı bir şekilde kendini kurtarma, işte redundancy, yedekli çalışma, software'ın çok hızlı açılması, boot olması. Yani endüstriyel bir cihaz, mesela bir seri port, seri Ethernet çevirici, serial device server dediğimiz cihaz, işte 2 saniyede boot oluyor, 3 saniyede boot oluyor. Bir switch, endüstriyel bir switch 20 saniyede boot oluyor. Ama Enterprise Switch 1 dakika 2 dakika sürüyor boot olması. Vesaire gibi parametreler önemli.
ring yapıları, yani bir switch anlamında düşünsek, bir seri konvertör anlamında düşünsek, bir ring yapı üzerinde bunları yedeklemek. Yani ringin herhangi bir noktasındaki bir kablo bağlantısı koptuğu zaman onun devam etmesi. Aristo 85, seri dünyada da benzer şeyler var. Özellikle Aristo 85 multi drop yapılarda, birazdan bahsedeceğim. Orada da mesela Aristo 85 cihazlarından bir tanesi devre dışı kalsa, bozulsa, bir şey olsa, diğer bas üzerindeki diğer sistemlerden veri çekmeye devam edebiliyorsunuz. Yani seri dünyada ya da endüstriyel dünyasının isterleri ve hedeflediği noktalarla, dediğim gibi, enterprise dünya farklı. Evet, bugünkü konumuz seri iletişim demiştik. Seri iletişim çok klasik, hatırlarsınız. RS-232 en çok rastladığımız, değil mi? Yani RS-232 bütün bilgisayarlarımızda seri bir tane interfaz vardı, hatırlarsınız. O seri interfaz'i biz ne takıyorduk? Bir tane modem takıyorduk, değil mi? Dial-up modem. Ve o dial-up modem üzerinden internete bağlanıyorduk. Carcur sesler falan filan, hatırlarsınız. İşte o dönemdeki bu dial-up modemlerinden dediğimiz cihazlara DC diyorduk. Bu bağlantıyı başlatan taraftaki, yani AT&T komutlarıyla vesaire ve Windows'taki driver'lara PUP/CHUP üzerinden PPP connection'ları başlatan cihazımız da Windows'tu. Bu da DT cihazıydı. Günümüzde hala AT komutlarıyla veri göndermek var. Yani çok basit bir örnek vereyim size. Bir tane bir cihazınızın olduğunu düşünün. Bu bir utility sektörüne ait bir sayaç olabilir. Enerji sayacı, su sayacı, ne bileyim, doğalgaz sayacı. Bu sayaçların seri interfezleri üzerinden bir seri interfezleri olduğunu düşünün. RS-232 ile RS-485. Bu seri interfaz üzerinden AT komutlarıyla SMS gönderdiğini düşünün. AT komutları, AT komutları. Seti vardır ya, dial-up modem komut seti. Bu durumda ne yapıyoruz biz çözüm olarak? Diyoruz ki müşteriye bir tanesi GSM modem verelim. Yani GSM şebekesine bağlanan, bu LTE modem, 3G modem gibi, ama 3G ve LTE seviyesine çıkmıyor. GSM seviyesine çalışıyor. GSM modem verelim. GSM modeli bu seri interfaze bağlıyoruz. Sayacın seri interfazına bağlıyoruz. Ne yapıyor sayaç? Günün belli aralıklarında üzerindeki enerji tüketimiyle ilgili bilgileri SMS olarak kime gönderiyor? Merkezdeki bir telefona gönderiyor. O telefon da aslında bir tür gateway, GSM gateway. O da aslında bir bilgisayara bağlanmış bir GSM gateway gibi düşün. Onda seri interfazı var. Dolayısıyla o da o seri interfazdan bu verileri alarak parse ediyor bilgileri ve hangi sayacın, tabii SMS gönderirken sayaç bilgisi, sayaç ID'si falan filan gibi veriler var tabii. O hangi sayacın ne kadar enerji tükettiğini hemen database'e ekliyor vesaire vesaire. Bu çok eskiden beri kullanılan bir yöntem, hala da tercih edilebiliyor, hala da. Ama artık Ethernet dünyasına çıktık. Ethernet dünyası biraz daha sağlam. Ethernet dünyası biraz daha esnek. Ethernet dünyası üzerindeki protokoller biraz daha bize olanaklar sağlıyor. Data formatı seri iletişimde öncesi şunu söyleyeyim. Seri iletişimde iki türlü oluyor. Bir senkron seri iletişim, öbürü de asenkron seri iletişim. Senkron iletişimde bir saat sağlayıcı var, bir clock var. Yani gönderici bilgi gönderirken bir clock'la beraber gönderiyor. Dolayısıyla karşı taraf da bu clock üzerinden senkronize oluyor. Asenkron iletişimde ise bir clock yok. Start ve stop bitleri var. Yani asenkron iletişimde komünikasyon karşı tarafla senkron start ve stop bitleriyle sağlanıyor. Seri iletişim şekilleri RS-232, RS-422, RS-485 çeşitli seri iletişim şekilleri var. Tabii bunu Ethernet üzerinden taşımakla ilgili bahsettiğim duruma geldiğim zaman da serial device server'lar var. Seri Ethernet'i çeviren serial device server'lar var. Seri iletişim bitler halinde oluyor. Bu karşı tarafa start bitini bir yaparak datayı gönderiyorsunuz. Start biti ilk defa da her zaman sıfır seviyesinde gönderiyorsunuz. Ayrıca isterseniz bu data katarına bir parity bilgisi de ekleyebilirsiniz. Eklemeyebilirsiniz ama genelde çoğu seri iletişimde biz hep fark ettiyseniz parity'yi none seçiyoruz. Genelde seçilen bu. Ama parity'yi odd ya da even yaparsanız eğer her karaktere bir bit, bir parity bilgisi eklenerek karşı tarafa gönderilir. Bu da error correction için. Yani hata durumunda hatayı algılamak, işte durdurmak, tekrar göndermek vesaire vesaire gibi işlemler için kullanılıyor.
Şimdi biz çözüm olarak tabii bunun akademik seviyelerine, elektronik, matematiksel formüllerin uygulamalarına girmeyeceğiz. Dolayısıyla biraz daha böyle yani seri dünyayı biraz daha bizim gözümüzle, pre-sales gözüyle, post-sales gözüyle anlatmak istiyorum ve doğru ürünü seçmek. Yani hedefimiz hem pre-sales'ler açısından hem de post-sales'ler açısından doğru ürünü seçmek. Hele işin içinde bir de endüstriyel protokoller girdiği zaman hangi ürünü seçeceğimle ilgili kafanızda soru işaretleri kalmaması. Amacımız bu. Bir ASCII tablosuna bakın. Burada M karakteri gördüğünüz gibi. Hatta şunu bir pointer'a çevireyim. Bakın buradaki M karakteri 4D. Hex olarak 4D'ye denk. 4D'de siz 0 1'leri çevirdiğiniz zaman 4D'nin 4D olanı 4 bit. Bu da 4 bit değil mi? Yani şu 4 bitle D harfini oluşturuyorsunuz. D harfi 10, 11, 12'ye denk geliyor değil mi? 12'ye bakın şunu, şu 11, 11, 0, 1'i, şu 11, 0, 1'i çevirirseniz eğer 12 rakamını elde edersiniz. 2 üzeri 3, 8, 2 üzeri 2, 0, 1, 2, 3, 2 üzeri 3, 8, 2 üzeri 2, 4, 12, 2 üzeri 0, 1, rakamını elde ediyorsunuz. Bu da neye denk geliyor? 13, pardon, 13'e denk geliyor. A, B, tabii 13'e denk geliyor. 10, 10A, 10, pardon, 10A, 11B, 12C, 13D, 14E, 15F. 0'dan 16'ya kadar. Buraya da çevirirseniz bakın, 4 rakamı, 2 üzeri 2, 4. 4D'yi 0 ve bitler halinde ulaştırmış oldum karşı tarafa. Senkron ve asenkrondan bahsetmiştim. MOX'a senkron iletişimi desteklemiyor. Senkron iletişim daha çok nerede kullanılıyor? Baseband modemlerde mesela point to point bağlantılarda. Eskiden hatırlar mısınız? 64 kilobitlerle, 128 kilobitlerle bağlantılar yapardık. Leaf line bağlantılar. Hatta leaf line bağlantıları gibi bunu frame array'e taşırlardı. Arkada bir tane baseband modemin önünde bir tane, arkasında bir tane router koyardık. Üzerinde frame array konfigürasyonu ve merkezdeki eskiden servis sağlayıcıları frame array servisleri verirlerdi. Artık Ethernet'in devreye girmesiyle, Metro Ethernet servislerinin devreye girmesiyle frame array çöp oldu. Asenkron olarak baud rate, data bit parity ve stop bit bilgileri her bir cihazda tanımlanır. Ve speedler bakın 920.600 bit per second'a kadar gider. 921 kilobite denk geliyor. Yani asenkron hız olarak MOX'a da set edebileceğiniz hızlar bunlar. İyi bir hız. Genelde hep otomasyonda 9600'ü kullanırız değil mi? Ama senkron iletişimi destekleme dediğim gibi. Şimdi seri interfaz tiplerine bir bakalım. ALES 232 var, ALES 422 var, ALES 485 var. Şimdi şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Seri interfezli bir cihaz getirdiler size. Baktınız bir tane RJ45 interfaz var. Başka bir tane cihaz getirdiler. DB9 var. Başka bir tane cihaz getirdiler. DB25 var. Şimdi sizin kafanız her DB9 gördüğünüz zaman o DB9'un bir seri interfaz olduğunu mu düşüneceksiniz? Ya da her RJ45 gördüğü zaman bu bir seri interfaz midir? İşte burada dikkat etmek istediğim şey şu. Seri interfazin üzerinde koşan sinyalleşme protokolü ALES 232, ALES 422, ALES 485 olur. Ama konnektör tipi RJ45 tipinde olabilir. DB9 şeklinde olabilir, DB20 şeklinde olabilir. Hatta terminal blok olur. Terminal blok nedir? Clemens tipi yani. Hani kabloyu sıyırıp üzerine vida ile çevirdiğiniz olay. Daha çok nerede kullanılıyor? ALES 485 connection'larda kullanılıyor daha çok. Yoğun olarak. Endüstriyel dünyada biraz daha ALES 485'in biraz dominantlığı var. ALES 232 biraz daha böyle enterprise dünyadan gelip konsol erişimi vesaire vesaire gibi şeyler. İşte router'un switch'in konsoluna erişeceğim. Ne var konsolu? RJ45 mesela. O yüzden o ayrıma dikkat etmek gerekiyor. Yani RJ45 gördüğünüz anda bu ALES 232'dir. DB9 gördüğünüz zaman da bu 485'tir. Terminal blok gördüğünüz zaman bu 485'tir demeyelim hiçbir zaman. Çünkü konektör tipi değişebilir. ALES 232'yi de terminal blok şeklinde verebilirler bize. Mesafelere bakarsak, bakın ALES 232 15 metre mesafe. Bir bilgisayarın ALES 232 interfeyizine sadece bir tane cihaz bağlayabilirsiniz. Bu tabii
Standartlardan bahsediyorum ben. Yani standart dışı uygulamalar olabilir. İstisna. Yani çeşitli teknolojiler geliştirmişlerdir. RS485 seri iletişim half duplex, genel olarak half duplex bir ortam. Bu half duplex ortamda siz veriyi ancak bir defa, yani veriyi gönderdiğiniz anda ikinci bir veriyi gönderemiyorsunuz. Gerçi RS-232'de ve 422'de full duplex desteğimiz var. Şeyde de RS-485'de de half duplex, 2 TL'de sadece half duplex çalışabiliyoruz. 15 metre mesafe. Bir tane cihaz bağlayabiliyorsunuz RS-232'de. RS-422'de 10 tane cihazı bağlayabiliyorsunuz. Multi drop connection deniyor. Ne demek bu? Benim ana bilgisayarımın seri interfezinden çıktınız. RS-422 interfezinden bir tane sayaca geldiniz. Ondan sonra o sayaçtan ikinci sayaca, o sayaçtan üçüncü sayaca, o sayaçtan onuncu sayaca kadar, dokuzuncu sayaca kadar hatta bilgisayarında bir tane node olarak düşünün. Toplam 9 sayacı bağladığınız zaman toplam 10 node yapmış oluyor. 10 node'u birbirine bağlamış oldunuz. Bu nodun bilgisayardan en son, multi drop'un en sonundaki sayaca kadar olan mesafesi 1200 metre. 1200 metre. Yani bilgisayarla her sayacın arası 1200 metre falan değil. Toplam basın uzunluğu 1200 metre. O basın üzerinde 10 tane toplam cihaz var. Merkez dahil. RS-485'e gelirsek yine 1200 metre basın uzunluğu, fakat toplam 32 node bağlayabiliyorsunuz. Yani müşteriniz diyor ki size, ya benim 10 tane sayacım var. Ben bu sayacları multi drop bağlayacağım. Yani sayacın bir tanesinden öbür sayaca, ondan öbür sayaca, ondan öbür sayaca, ondan öbür sayaca. En son merkeze kadar geldik ya. Merkeze en yakın sayacından direkt bilgisayarın seri portuna gireceğim. Ya da bana bir tane şey öner. Serial device server öner bana bir tane. Ethernet port, Ethernet'e çevireceğim o noktada. Kaç portlu seri device server verirsiniz? Kaç tane seri portu olan seri device server verirsiniz? Serial device server'ın diğer ismi seri eten çevirici. Seri eten çeviricilerde genelde bir tane, hadi biraz daha gelişmiş modellerde 2 tane bakır port, Ethernet portu. Bir tane, 2 tane, 4 tane, 8 tane, 16, 32 tane de seri portları oluyor. Dolayısıyla siz bu müşteriye ne önerirsiniz? Siz bu müşteriye kaç seri portlu cihaz önerirsiniz? RS-485 ile bağlayacak. Multi drop yapıyorum diyor. Düşünelim. Çok zor bir soru. Tek seri port. Tek RS-485 ile bir device server koyduğun zaman o device server'dan çıkacak. Multi drop tak 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 sonuna kadar gidecek. Mesafe uzarsa genelde kısa mesafelerde çok sorun çıkmıyor, ama ben de bir sonlandırmadan bahsedeceğim burada. Genelde kısa mesafelerde böyle 5 metre 10 metrede 2-3 tane cihaz bağladığı zaman sonlandırmaya çok fazla gerek olmuyor, ama battery low mu? Saniye. İnanmıyorum. Nasıl battery low? Çok pardon. Adaptörde bir garip bir durum söz konusu, ama neyse, devam edeyim ben. Bağlantılar nasıl? Ama şunu bir saniye. Altyazı M.K.
Şunu çok pardon. Bunu halletmezsem kesilebilir seminerimiz. Çok ilginç ya. Bataryada problem çıkarttı. Bir saniye rica edeceğim. Evet, buradan devam edeyim. Bataryayı çözemedim. İlginç bir şekilde, garip bir şekilde bataryayı almıyor sistem. Gücü almıyor ve bataryayı da bitirmiş görünüyor. Neyse, benim hatam. Devam edeceğim. Eğer bir kesinti olursa tekrar başlayabilirim. Yani hani makineyi kapatıp açıp tekrar başlayabilirim. Kusura bakmayın. Ama ben yine devam edeceğim buradan. ALES 232 ile ilgili bağlantılar. ALES 232'de iki tane pin olduğunu düşünün. RX ve TX. İki tane cihaz düşünürsek eğer RX 232'de TX karşı tarafın RX'ine, buranın RX'i de karşı tarafın TX'ine gidiyor. Yani çapraz TX'in RX'e gidecek şekilde bir ayar yapılması lazım. TX'i RX'e gönderirseniz yanlış bağlantı yaparsınız ve iletişim yapamazsınız. ALES 485 4 telli de bakın 4 telli. ALES 485'te iki tane bağlantı tipi var. 4 telli, 2 telli. 4 telli de full duplex iletişim sağlıyorsunuz. 2 telli de half duplex iletişim sağlıyorsunuz. Mesela ALES 485'te yaptığımız bir multi drop bağlantı 2 telli. Çok 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 sık kullanılan bir topoloji bu. Bakın bir tane Moxa'nın bir CP serisi bir PCI kartı bilgisayara takılan ALES 485 interface ya da bir seri device server mPort serisi bir seri device server kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bunun seri interfezine bir bağlantı yapıyorum ve data artı data x'e gidiyor. Data artı b data x'e a olarak isimlendirilebiliyor. Yani a'ya sonra onu diğerinin a'sına, diğerinin a'sına, diğerinin a'sına. Ve bu bir multi drop bağlantı olduğu için şu sayaç ya da şu PLC cihazı elektriksel olarak kapansa dahi şurada bir kablo bağlantısı olduğu için bakın bu drop devam ediyor. Yani ben şu sayacı kaybetsem dahi ne oluyor? En uçtaki bunun arkasında kalan bütün cihazlara da sorgu gönderebiliyorum ve bir interfeze maksimum 31 tane sayaç bağlayabiliyorum ya da PLC bağlayabiliyorum ve bu basın uzunluğu toplamda 1,2 kilometre yani 1200 metre. 32 nod olmasının sebebi merkezinde bir nod sayılması. Bir merkez 31 tane uç sayaç ya da PLC toplam 32 tane nod. Toplam basın uzunluğu şuradan başlayıp şu sona kadar 1200 metre ve sonlandırma ile ilgili bir şeylerden bahsediyordum ben çok kısa. Sonlandırma. Belki hani elektronik mühendisi olanlar biliyordur. Ben elektronik mühendisliğini okudum. Elektronik mühendisliğinde bu böyle bir hat üzerinde olası yansımaları engellemek için hattın üzerindeki omajla yani hattın üzerinde ölçülü omajla sonlandırılması önerilir. Hattın üzerindeki omaj 120 ohm. Hattın sonuna bir tane bir omaj konumlandırabiliriz. Bunu manuel olarak bir omaj 120 ohm bir omaj takabiliriz ama bu çok mantıklı olmayabilir. Genelde bu PLC ya da
seri device gibi cihazlarda kendi üzerlerinde 120 ohm sonlandırma ile ilgili bir dip switch ya da o tarz bir sonlandırma ile ilgili bir seçenek olabilir. Bu seçeneği kullanarak 120 olabiliriz. Genelde kısa mesafede böyle bir problem, sonlandırma problemi yaşamıyoruz. Ama mesafe uzadıkça ve cihaz sayısı arttıkça o zaman böyle bir şeye ihtiyaç duyabiliriz. Bir de M-Port Moxon'un seri device seviyelerinde pull high resistor denen bir mekanizma var. Bu durumda da bas uzadığı zaman yeterli voltajı alamamakla ilgili bir sıkıntı oluşuyor. Burada da M-Port üzerinde pull high resistörleri aktif etmek. Onlar da bir dip switch ile ilgili aktif ediliyor. Yani olası bir problemle karşılaştığımız zaman, troubleshooting yaptığımız zaman nelerle bir sonraki slide'larda bundan bahsedeceğim ama o slide'larda bahsettiğimin dışında bir de bu bahsettiğim pull high resistor ve sistemi 120 olduk bir omajla sonlandırmak seçeneği olacak. Şimdi lokalde bir test yapmak istiyorsunuz. Nasıl test yapacaksınız? Öncesinde sık kullanılan hatalara bir bakalım loopback testinden önce. Kablolama ile ilgili hatalar yapmış olabilirsiniz. Yani çok kalitesiz bir kablo yapmış olabilirsiniz ya da kendiniz bir kablo yapmışsınızdır. Yani hazır kablo almak yerine işte bu seri iletişime özel RS-485 uzun mesafe işte üzerinde profibus çalıştıracaksınız. Gürültünün az olması lazım vesaire. Etraftan gelecek gürültüleri engelleyecek. Gerekli izolasyonlara sahip olacak. İşte örgülü korumalar, işte alüminyum folyolar vesaire gibi de onlara bile gidebilirsiniz yani bu olayda. Etrafta çünkü bu tür elektromanyetik alan yaratacak motorlar olabilir, herhangi cihazlar olabilir. Dolayısıyla bu tür şeylere karşı hazır kablolar kullanmak mantıklı olur. Kendi kendinize yaptığınız kablolarla, işte elektrik, ufak tefek UTP kablolar üzerinden bir şeyler yapmakla problemler yaşayabilirsiniz. Bu ikincisi kabloların pinoutlarını kontrol etmek lazım. Biraz önceki bahsettiğim pinout sekmesinde pinout diyagramını gördünüz. O diyagramlardan pinout yapabilirsiniz. Ayrıca bu bahsettiğim şeylerle ilgili kaçırmayacaksınız. Çünkü şu anda bu eğitim kaydediliyor. Kaydedildikten sonra bizim Vitel'in YouTube kanalında izleyebilirsiniz bu sunumları. Kaydı. İkinci şey, troubleshooting yaparken karşılaştığımız şey, tamam, kablolarımız mükemmel, sonlandırmalarımız, pinoutlarımız düzgün sonlandırdık, her şey güzel. Birbiriyle komünikasyon kuran iki tane seri interfaz, seri cihazın birbiriyle komünikasyon kurduğu interfazlerin parametreleri aynı olmalı. Yani burada 9600, buradaysa 19200 seçili olmamalı. Dolayısıyla siz bir mesela seri device'le bir komünikasyon kurmak istiyorsanız o seri device'ın dersiniz ki bana parametrelerini verir misin lütfen? Bir, baud rate yani hızı ne? 9600 mi? 19200 mi? İki, data bit sayısı ne? 7 mi? 8 mi? Üç, stop bit var mı? 1 mi? Kaç? 1 mi? 2 mi? 1.5 mu? Var mı derken? 1 mi? 1.5 mu? 2 mi? Parity none mı? Var mı? Even odd mu? Çift mi? Tek mi? Gibi. Odd tek, even çift. Gibi. Flow control aktif mi, none mı? Software flow control mu, hardware flow control mu? Vesaire gibi parametreleri soruyoruz. Ve bu parametrelere göre kendi M-Port seri device server'ımızı konfig ediyoruz ve komünikasyonumuz çalışıyor. Lokalde bir test yapmak isterseniz loopback test yapabilirsiniz. RS-232 loopback test çok basit. RS-232'de iki tane port vardı değil mi? TX ve RX. TX ve RX'i birbirine bir kısa devre yaparsanız test etme olanağı olur. Yani bir tuşa bas, o bir bilgi gönderse o bilgi geri gelecektir tekrar. Ya da nasıl test yapabilirsiniz? Bakın ekranda bir tane USB bakın burada USB bir tane serial USB çevirici var. Yani artık biliyorsunuz bütün notebooklarda, bilgisayarlarda artık seri interfaz yok. Bu seri interfezi nasıl sağlayacağız eğer mümkünse? Test yapmak için, başka şeyler için, bir cihazın konsoluna erişmek için serial USB çevirici kullanıyoruz. Moxon'un da U-Port serisi serial device serverları var. Windows tarafına otomatik olarak tanınıyor. Driver bile kurmanıza gerek kalmadan. Bunu takıyorsunuz. Ondan sonra bunun üzerinden testlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer bir test de yine serial device'ın komünikasyonu var mı yok mu test etmek için bir tane seri eten çevirici bağlıyorsunuz önüne.
Ondan sonra Ethernet kısmı nereye bağlı? Bilgisayarın Ethernet portuna. Seri kısmına da ne bağlı? Cihazın kendisi bağlı. Dolayısıyla M portun dinlediği TCP portu var. Yani bu seri interfeyse denk gelen. Mesela TCP 4001. TCP 4001'de bir telnet çektiğiniz zaman seri device'tan bir komünikasyon veri alıp almadığınızı test etme şansınız var. Ya da şöyle bir şey yapabilirsiniz. Diyelim ki seri device'ınız da yok. Bir seri device'ınız yok. Ne yapıyorsunuz? Bir bilgisayar düşünün. Bilgisayarın USB portundan cihazın seri portuna bağlantı yapıyorsunuz. Yok, hayır. Bir dakika. Farklı bir şeydi o. Yok. Onu yapamazsınız. Tamam. Onu geçiyorum. RS485 4 telde eğer loopback testi yapmak istiyorsanız bakın DB9 olarak düşünün mesela. Her tabii kullanılan pinler farklı. Sizin her cihazın bir pin diyagramına bakmanız lazım. Yani RX artı TX eksi şeklinde pinlere bakacaksınız. O pinler mesela DB9'da 4 ve 8'de olur. 5 ve 9'da da gördüğünüz gibi bu şekilde ama DB25'e farklı, RJ45'e farklı pinlerde olabilir bu şeyler. Dolayısıyla bunları da 4'ü RX artı ile TX artıyı RX eksi ile TX eksi kısa devre yaparsanız da yine loopback testi yapmanız mümkün. RS-485 2 telde loopback testi yapmak mümkün mü? Değil. Çünkü RS-485 2 telde data artı data eksi ucu var. Data artı data eksi. Half duplex bir ortam. Dolayısıyla testi yapamıyorsunuz. Bunu loopback testini yapamıyorsunuz. Serial device server'lar. Evet, serial device server en çok kullandığımız cihaz. Yani Ethernet tabanlı bir SCADA ya da HMI sisteminden seri interfezli çok uzaklardaki bir cihaza erişmek. Hatta internet üzerinden erişmek. Yani dünyanın öbür ucunda bir tane seri interfezli bir cihazınız var. Bu cihaza herhalde dünyanın öbür ucundan bu tarafa doğru seri kablo çekemeyeceğimize göre o seri kabloyu Ethernet üzerinden ve internet üzerinden taşıyacak bir sisteme ihtiyacınız var. Aradaki komünikasyon sistemleri wireless network'e çıkmış oluyorsunuz. LTE, ADSL, herhangi bir internet. Bu internet üzerinden kurduğumuz bir VPN tünel uçtan uca. Bunu başardığımız anda en uçtaki biz device server'a erişebiliyorsak şu device server'un şu tam önünde bir LTE router olduğunu düşünün. O LTE router'a da VPN ile erişiyoruz. O VPN arkasında da artık M porta IP olarak erişebiliyoruz. Direkt bilgisayarımızdan ping dediğimiz anda M portun IP'sine ping atabiliyoruz. Dolayısıyla 4001 nolu seri portuna da telnet çekebiliyoruz anlamına geliyor. Ve oradaki verileri çekebiliyoruz. Çekebileceğiz anlamına geliyor. Moxon'un çok geniş bir ürün gamı var. M port serisi. M port 5000 serisi. Bakın M port DE serileri. Özellikle DE serilerinde şey sertifikası var. Medical sertifikası var. Yani herhalde bu medical sertifikası hem elektromanyetik elektrikle ilgili spekleri karşılıyor hem de olası medical ortamlar için olası dezenfekte anlamında şeyleri karşılıyor. Antimikrobiyal diyeyim. Evet, antimikrobiyal ürün kaplama vesaire vesaire anlamında kriterleri karşılıyor. M-Port'un 5000 serisi var. Daha sonra M-Port'un bir 5000A serisi çıktı. 5000A serisi. 5000A serisi elektromanyetik ortamlara ve zorlu koşullara biraz daha dayanıklı bir model. Ama 5000 serisinin de üretimi devam ediyor. 5000A ile birlikte. Çok farklı modeller. Industrial I ile başlayan modeller. Genelde industrial modeller. Bunlar daha çok thin rail montaj. Bakın şu M-Port 5000A serisi. Gördünüz mü? 5000A serisinin bakın bir tane seri portu var. Bu M port 5110 ise RS232, M port 5130 ise RS485, M port 5150 ise 5150 ise 5150A ise seçimli olarak istediğiniz zaman RS232 istediğiniz zaman 485. Software'den seçiyorsunuz. Ama bakın tipi DB9. Bakın güç girişi jack tipi. Yalnız jack tipi derken jack'ı takıyorsunuz. Tak 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 vidayı çeviriyorsunuz. Sabit. Yani çıkmıyor elinden. Yani kablo çekseniz bile çıkmıyor.
Çünkü bu bir otomasyon sistemi. Belki de bu bir bizim için çok kritik bir sistem. Su seviyesini ölçüyor. Su seviye ölçüsü benim sürekli bilgi almam lazım ki daha sonra pompayı devreye sokayım mesela. Başka bir cihaza, IOT cihazına emir göndereyim. Dolayısıyla bu anlamda kritik. Dolayısıyla enerjisinin böyle ayak takılmayla bilmem neyle çıkmaması gerekiyor. Şimdi bunu bakın montaj tipi de görüyorsunuz duvara montaj. Şimdi endüstriyel dünyada genelde ne kullanılıyor? Ray tipi, tak böyle ray tipi montaj. İki, güç girişlerinin bir 12 volt ya da 20 volt, 24 volt endüstriyel güç kaynağından aldığımıza göre güç girişlerinin terminal blok tipte olması. Artı gerekirse seri interfezlerinin de terminal blok tipte olması. Eğer böyle bir şey istiyorsanız ya şu seriden alacaksınız yani IA serisi. IA5000, IA5000A dediğimiz bu serilerden satın almanız gerekiyor. Din ray montaj. Ya da yine tabii biraz daha yüksek maliyeti sanırım. Ya da şunu da çeşitli eklemelerle din kulakçık alıyorsunuz. Kulakçık. Bakın şuraya bir tane, şuraya bir tane. Direkt din ray'e plastik kulakçıkları var özel. Direkt din ray montaj yapıyorsunuz. Din ray mount kit deniyor buna. Çok basit. İnanılmaz. Ya, tabii yani, ucuz bir şey yani. Plastik sonuçta. İkincisi şuraya DB9'dan terminal bloğa çevirici. Ne oluyor? DB9 bir anda terminal blok oluyor. Çünkü RS-485'ten gelen pinleri hemen ucunu soyup takıp sıkıştırmak vidayla ya da şeyle çok basit. İkincisi, eğer güç girişini de bir endüstriyel güç kaynağından alıyorsanız buraya da bir tane yine DC jack'tan terminal bloka çevirici. Böyle ufak kablo şeklinde de olabiliyor onlar. Tamam mı? Bir tarafı DC jack'a takıyorsunuz, öbür taraftan terminal blokla giriş alıyorsunuz. Yani eğer bu M-Port serisinin bu serisini kullanmak isterseniz bu bahsettiğim 3 aparatla bunu sol taraftaki hale getirmişsiniz. Tabii bu DIN ray ile montaj edilirken fark ettiyseniz genişlikte bir alan kaplıyor. Ama derinlikte direkt şey yapışıyor. Kabinetin arkasına yapışıyor arka paneline. Bunda ise gördüğünüz gibi biraz dışarıya doğru bir derinlik farkı var. İşte 30 santimetre, 20 santim, 25 santim, 30 santim, ne 30 santim ya, milimetre civarında bir derinlik var. M-Port serisinin, terminal blok serinin wall mount, din rail, desktop, rack tipleri de var. Eğer mesela 32 portlu bir seri portlu bir cihaza ihtiyacınız varsa, o zaman gördüğünüz gibi rack 19 inç rack tipi modellerde mümkün var. Bunları terminal server olarak da kullanabiliyorsunuz. Terminal server olarak. Yani ne demek terminal server? Eskiden de aslında çok eskiden aptal terminaller vardı. IBM'in, AS/400 sistemlerinin, Novell'in aptal terminalleri vardı. Bu aptal terminaller seri interfezle çalışıyorlar. Ethernet değil yani. Seri interfezle onları RS-422 ile falan getiriyoruz. Buradaki bu bahsettiğim cihazın bir tane portuna takıyoruz. 32 tane terminali taktık mı buna? Ethernet'le de kimle konuşuyor biliyor musunuz? Unix Server'la konuşuyor. Unix Server'ın üzerinde de Telnet session'ları, oturumları açıyoruz. Çünkü bu Terminal Server'ın her bir seri portu Ethernet tarafında bir TCP porta denk geliyor. TCP 4001 seri port 1, TCP 4002 seri port 2. TCP 4001'e bir Telnet session açtığınız anda direkt şeyin ekranı geliyor. Oraya o seri port 1'e bağladığınız cihazın ekranı geliyor. Ya da tam tersi, aptal terminalde enter bastığınız anda bizim terminal server'ımız otomatik olarak Unix server'ın ilgili bir portuna, servis portuna TCP 4001'e şak diye bir connection kuruyor. Bu TCP client mode demek aslında bir anlamda ve oradaki terminal ekranını tak diye aptal terminale getiriyor. Tabii bu tür teknolojiler çok eskiden de artık kullanılmıyor. Hala kullanılanlar var mı bilmiyorum. Belki hani biz artık o devreleri geçtik sanırım. Yani bizim çoğu üretici firmamızda artık o devreler geçti. Tamamen Ethernet tabanlı sistemlere geçtik zaten. Şimdi M-Port'un operatik modları var. Biraz serial device server'ı tanıyalım. Bakın bu çok önemli. Niye? Yanlış ürün önermemek için. Şimdi endüstriyel protokollerden de bahsedeceğim biraz. Dolayısıyla bu endüstriyel protokollerle beraber ilişki doğru projede doğru ürünü belirleme anlamında zorluk yaşamayacaksınız. Evet. Operating modlar. Bir, real com mod. Başka bir isimle virtual com port. Yani sanal com port yaratma olayı.
İki, TCP Server mod, TCP Client mod. Bunlar ikisi ayrı modlar tabii. Tek şeyde gösteriliyor ama. Üçüncüsü UDP mod. Şimdi bakalım. TCP Server mod. Mport cihazımız bir tane seri portu olan, bir tane de Ethernet portu olan bir cihaz olarak düşünün. Seri portu modeline göre birden fazla olabiliyor. Dedim ya 2 port, 4 port, 8 port, 16 port diye gidebiliyor. Dolayısıyla biz kafamızda şunu canlandıralım. Bir tane mport cihazımız var. Bunun seri portuna bağlı bir tane device'ımız var. Bu bir sayaç olabilir, herhangi bir cihaz olabilir. Bir Cisco Switch diyorum ya. Bir Switch'in konsolu olabilir. Burada da bir tane bilgisayarımız var. Buradan da Ethernet'le M-Port'a bağlı. M-Port'u Switch sistemi, Switch'e bağladınız. Bilgisayar da Switch'e bağlı. M-Port Switch'e bağlıysa TCP/IP konuşuyoruz demektir. Bir IP adresi var. Bakın. Bir IP adresi var. TCP Server modu aldığınız anda bir TCP portunu dinlemeye başlar. Yani M-Port beklemeye başlar. 4000, 4001 nolu kapıyı beklemeye başlıyor. TCP 4001. UDP, TCP farklı protokoller. Layer 4'te. TCP 4001'i dinlemeye başlıyor. Dolayısıyla TCP 4001'de birisi TCP connection kurar. Three-way handshake'i geçerse ardından TCP 4001'e bağlanması demek TCP 4001 bir şekilde seri interface 1 ile bir şekilde bridge. Dolayısıyla seri interface 1'e gelen bir data direkt 4001'e basılıyor ya da 4001'e bir istek yolluyorsunuz, o seri interface'e gidiyor anlamına gelir bu. Ama nasıl gidiyor? TCP enkapsüle edilmiş olan paket payload TCP kısmı soyuluyor, seri interface'e serbest bırakılıyor. Seri interface'deki cihaza gidiyor, device'a, oradan bir yanıt geliyor. O yanıta karşılık da yine TCP ile enkapsüle edilip nereye gönderiliyor? Cevap olarak sunucuya, bize connection yapan sunucu. Çünkü bize bir istek gönderdi, onun cevabını vermemiz lazım. Connection tablosunda zaten bunu takip ediyor o trackleri. Birden fazla yerden connection gelebilir mi? Birinci bilgisayardan, ikinci, üçüncü bilgisayardan gelebilir, evet. Bazı endpoint, çoğu endpoint modeli 7-8 tane cihaza kadar destekliyor. 7-8 farklı cihazdan bana sorgu gönderebilirsin diyor. Ama şeye dikkat, bu sorgular çok yoğun olursa bu seri interface'de problemler neden olabilir. Özellikle Aristoteles'e iki tel. Half loop dedik ya. Yani buradan gelen bir data hatta verildiği zaman hatta ikinci bir data verilemez. Verilirse hatta çakışma olur. Corruption olur. Veriyi tekrar göndermek zorunda kalırsınız okumayı. Bir de M port serilerinde command port diye bir port var. Command port. Command port. Command port. Command port'ta TCP 966'yı dinler, standart. Yani siz TCP 966'dan bir komut göndererek M-Port'a port hızını değiştir. Ben port hızını dinamik kullanıyorum. Benim sayacım iletişim başlatmadan önce 966 nolu portuna bir istekte bulunuyorum. Port hızını 300 bps yapıyorum. 300 bps ile bir şeyler hallettikten sonra port hızım 9600'e çıkınca tekrar bir komut gönderiyorum. Kim gönderiyor bunu? Bilgisayardaki bir uygulama gönderiyor. Komutu 9 şeyi port hızını 9600 yap dediğim anda şak diye sistem 9600 çıkıyor ve sen çünkü port hızında sürekli senkronize olmam lazım. Böyle bir şeye ihtiyacım varsa işte bu command port burada imdadımıza yetişiyor. Ya da birden fazla sunucudan eğer bize bir veri gönderilecekse bunu da command by command command by command deniyor bu özelliğe. Yani ben sana şu anda ben veri gönderiyorum, bekle sen veri gönderiyorsun, bekle gibi tarzı bir uygulamayla aynı anda birden fazla cihazdan seri porta veri göndermek de mümkün. Ya da benim M portumun birden fazla sunucuya veri basması command by command olayıyla. TCP Server nasıl setediliyor? Bakın burada sadece Moxa'nın web arayüzüne giriyorsunuz. Operating modu TCP Server yapıyorsunuz. Bu adam 4001 nolu portu dinlemeye başlıyor. Ama Operating mod her seri port için farklı. Bakın bu port 1'in Operating modu. Eğer bu iki tane seri portlu bir cihaz olsaydı port 2'ye tıklayıp port 2'yi de TCP Server yapardım. Ya da port 1 TCP Server modda port 2 RealCom modda olabilirdi. Değil mi? Farklı modlarda olabilir portlar, seri portlar. Yani Operating mod seri porta özel bir şey. Ama önce
Serial settings'ten, bakın yukarıda serial settings'ten baud rate, stop bit bilmem neleri bağladığım seri cihazla matchliyorum. Bu çok önemli. Matchliyorum. Aynı olmak zorunda. TCP client mode. Şimdi TCP server mode'da ne demiştik? Merkezi bir bilgisayar var. Ve benim en portuma connection başlatıyor. Connection'ı başlatan kim? Sunucu. Sunucudaki uygulama. Connection'ı başlatan. Yani connection'ı başlatıp ardından bana istek gönderiyor. Ben dinliyorum, bekliyorum. TCP client mode'da ise tam tersi. Bu sefer server'da bir uygulama çalışıyor. TCP 5000 nolu portu dinliyor diye düşünün. Bakın TCP 5000 nolu portu dinliyor. Şurada TCP 5000 nolu portu dinliyor. Şurada 5000 nolu portu dinliyorum. TCP 5000. Evet. Çok güzel yazdım valla. Hangi dil acaba bu? TCP 5000 nolu portu dinliyor. Bu sefer şöyle çalışıyor sistem. Device'tan, serial device'tan M-Port'un seri interfesine bir bilgi geldiği zaman, bilgi geldiği zaman siz aslında M-Port'u tetiklemiş oluyorsunuz. Tetiklediğiniz anda da hemen sunucuya bir IP adresini giriyorsunuz tabii. Bakın bir sonraki slide'da gördüğünüz gibi TCP client modu aldığınız anda bakın destination'ları size sormaya başlıyor. Ve destination portları soruyor. Dolayısıyla dört farklı yere, bakın dört farklı sunucuya dört farklı TCP session açıp seri interfacing datayı dördüne birden basabiliyor demek bu. Burada destination adres, burada PC'nin adresi. Port da destination portu, PC'nin portu. 5010. Bu TCP session başlatıyor. Session'ı başlatan kim? M-Port. Şimdi M-Port'un bir LTE router'un arkasında olduğunu düşünün. Şurada bir LTE router olduğunu düşünün. LTE router var bir tane. Hadi bakalım. LTE router değil de VPN router, VPN diyorum. İnternet router da olabilir. Yani internet bağlantısı LTE olur, ADSL olur, fiber herhangi bir internet olur, Wi-Fi olur vesaire. Ama sonuçta router. Router farklı broadcast'leri, broadcast domainlerini ayıran cihaz demek değil mi? Burası ayrı bir broadcast domain, burası ayrı bir broadcast domain. Hatta burası artık internet. Yani broadcast domain şu LTE router'la bir sonraki ilk bağlandığı yer arasındaki broadcast domain. O da Ethernet ise tabii broadcast domain. Yani LTE ise falan filan karışmıyor. Neyse karıştırmayayım o tarafı. Ayrıntılı eğitimlerimize bekliyoruz o konuyla ilgili, o konularla ilgili. Farklı eğitimlerimiz var. Eğitimlerimizi vitel.com.tr sayfası altında Endüstriyel Eğitim Takvimi diye bir takvim var. Tıklayın oraya. Orada sadece endüstriyel eğitimler yok. Orada aynı zamanda SD-WAN'la ilgili eğitimler de veriyorum ben. Endüstriyel Network'le ilgili veriyorum. Enterprise Wi-Fi'le de veriyorum. Daha geçen hafta Wi-Fi 6 ile ilgili eğitimler verdik. Vesaire. Şimdi buraya bakarsak hemen. Burada bir LTE router varsa eğer buradaki cihaz M-Port sistemi cihazı default gateway LTE router. LTE router onu ne yaptı? NAT'ladı. SourceNAT'a tabi tuttu. SourceNAT. Source IP değiştirdi yani. Çünkü bu bir public IP alıyor. Ya da CGNAT'a vuruyor. Public IP almasa bile şurada CGNAT'a vuruyor. Ne yapıyor? O NAT üzerinden hedefteki sunucuya erişiyor. Sunucunun sadece internete açık bir statik IP'sinin olması yetiyor. Ama TCP server modda bakın TCP server moda gelirsek eğer burada bir LTE router varsa şimdi komünikasyonu başlatan kimdi? Sunucu. Sunucu kime komünikasyon başlatacak? M-Port'a. O zaman M-Port'un önündeki LTE router'un statik bir IP'ye erişilebilir, statik bir IP'ye ihtiyacı var. Ya da dinamik bir IP alıyorsa IP'yi public IP almalı. Bakın CGNAT'ın arkasında olmamalı. Public IP almalı. Dinamik DNS servisiyle de biz onu hallederiz. Public IP alsın yeter. Dinamik alsa da. Dinamik DNS servisleriyle de hallederiz. O zaman server bir DNS ismine connection kurar. Static IP varsa static IP sesi. Dolayısıyla ben sahada şimdi TCP client modu, TCP server modu kullanırsam M-Port tarafında benim yaşayacağım problem bu işte. Yani bütün sahada static IP'ye ihtiyacım var. Fazladan para ödeyeceğim. Bir sürü tantana. Ama diğer bir seçenekte şu olabilir. Yine dinamik IP olsun. Tamam mı? Hatta CGNAT da olabilir. Hiç problem değil. Merkeze bir tane daha router'unuzun olduğunu düşünün. İkisi arasında bir VPN tünel.
İşim bitti. Artık bu cihaz şu interfeze girdiği zaman karşı taraftan tünele girip şu interfezden çıkıyor. Bitti. İşimi hallettim. Bu sefer TCP server benim için artık sorun değil. Eğer VPN yapıyorsam, ki bence bu tür bir uygulama varsa sahanızda, VPN yapmak en güzel olur. Sahaya Moxa'nın ya da Peplink'in müthiş ürünleri var o konuyla ilgili. LTE routerları var. Tabii Moxa da çok iyi ama Peplink'in LTE portföyü çok geniş. Fiyat performans olarak da çok mükemmel. Dolayısıyla bir tane Peplink alıyorum. Arkasına M-Port'u yapıştırıyorum. Merkeze de ücretsiz SD-WAN cihazımı koyuyorum. Olayı çözüyorum. VPN'lerimi kuruyorum. Bütün saha artık yanımda. Bunun için hem TCP kanal için güzel bir yöntem. Diğer yöntemimiz nedir? TCP Connect Mode'da biraz önce bahsetmiştim ya ben. Seri interfezden bir data geldiği zaman seri interfezden data geldiği zaman M-Port tetiklenir ve TCP session'ı başlatır. Ama bunu siz buradan seçebiliyorsunuz. Bakın. Startup None. Yani TCP Server'a hemen M-Port ayağa kalktığı anda hemen sana gösterdiğim IP'deki TCP Server hemen connection'ı kur ve o connection'ı ayakta tut. Seri interface data gelse de gelmese de seni ilgilendirmez. Tüneli ayakta tut. O seri interface data günde bir defa gelir. Günde 10 defa gelir. Seni ilgilendirmez. Tüneli ayakta tutacaksın. Herhangi bir karakter geldiği zaman any karakter seri interface'den bir sayaç bilgisi ya da bir şeyi toparladığı cihaz sayaç datayı basacak merkeze doğru. M-Port'un seri interface'e geldiği anda hemen TCP sayacını ayağa kaldır. Onun dışında TCP sayacını ayağa kaldırma. Standby'de bekle. Standby'de bekle. Bu ne demek? LTE gibi, GSM gibi bir underlay'iniz varsa o underlay'i minimum seviyede kullanmış oluyorsunuz. Meşgul etmiyorsunuz. Yani parayla paket akış per paket data şey için para ödüyorsanız, yani LTE uygulaması öyle değil mi? Gönderdiğiniz paket sayısı megabayt kadar para ödüyorsunuz. Dolayısıyla ne kadar az megabayt gönderirseniz o kadar az para ödersiniz. Bu durumda da bu bahsettiğim şey devreye giriyor. Any karakter. Herhangi bir karakter gelirse yap. Sürekli ayakta tutma. Sürekli ayakta tutarsa sıkıntı olabilir. Health check paketleri falan filan başka paketler sürekli data göndermek zorunda kalabilirsiniz. Diğer modumuz UDP mod. UDP mod. UDP mod da çok güzel. UDP mod merkezde bir tane UDP server'ınız var. Bakın. UDP server'ınız var. Bu UDP server'a, hatta UDP server'ınız var. Bu UDP server'lara UDP ile datayı basabilirsiniz. UDP ile TCP arasındaki fark nedir? UDP connectionless bir protokol. TCP connection oriented bir protokol. TCP'nin önce karşı tarafta bir three-way handshake ile karşılıklı bir TCP tünel kurması. Biz ona tünel diyoruz. Hani VPN tünel gibi algılamayın. Bir tünel kurması ya da bir TCP connection kurması. Ardından karşılıklı veri alışverişine başlaması gerekiyor. UDP'de ise veriyi başlatan source taraf. Direkt sorgu sual olmadan, bakın sorgu sual olmadan, ya ben sana bir veri göndermek istiyorum. Önce seninle bir tokalaşalım demiyor. TCP de öyle diyor. Direkt basıyor datayı. UDP'nin birkaç şekli var. İki şekli var değil mi UDP'nin? Birincisi, bir tane video kamera görüntüsü düşünün. UDP multicast olarak set ettiniz, bas dediniz. Kime basacak? Direkt bir multicast adresine basabilir ya da bir unicast adrese basabilir. Direkt görüntüyü oraya sorgu sual olmadan basmaya başlıyor. Ta 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 ta. Karşı taraf datayı almış, almamış, alıyor, almıyor. Umurda değil. TCP gibi değil çünkü karşı tarafa sormuyor sana data göndereyim mi? Retransmission diye bir şey de yok. TCP'de karşıya paketi gönderdiğiniz zaman belli bir süre ondan ek almazsanız kaynak taraf paketi tekrar gönderir. Nedir bu? Retransmission. Retransmission. Bir sürü retransmission olur. UDP'de retransmission yoktur. Çünkü UDP paketi gönderir. Onun alametinin ne olduğunun umurunda olmaz. Değil mi? Bir de UDP'nin mesela NTP gibi
DSCP gibi kullanıldığı yöntemler var değil mi? Mesela siz NTP ile bir connection kurduğunuz zaman UDP connection'ı, UDP ben saat bilgisi almak istiyorum. Karşısında size bir yanıt veriyor. Saat bilgisini gönderiyor size. UDP'nin bir de bu çeşidi var. Yine connection'ımız ama saat bilgisi istiyorum, al. DSCP'den IP istiyorum, al. Değil mi? Yine UDP. SNMP trap. Direkt basıyorsunuz SNMP'yi. Log gönderir gibi. Yani bir tek yönlü UDP var, bir de çift yönlü çalışan UDP var, değil mi? Karşılıklı. Dolayısıyla UDP böyle bir protokol. Hızlı bir protokol o yüzden. Çok hızlı. CPU'yu da minimum kullanan bir protokol. TCP, CPU'yu daha fazla kullanır. Session kur, takip et vesaire vesaire. UDP nasıl konfig ediyoruz? Gidiyoruz, operating modu UDP seçiyoruz. Sonra UDP'yi basacağımız sunucuların IP adresini veriyoruz. O sunucularda UDP server uygulaması çalışıyor. Oraya gelen dataları parse eden bir uygulama geliştirdiniz diyelim. Onları parse edip bütün hepsini tatatata alıyorsunuz. Bütün sayaçlardan okumaları alıyorsunuz. Real com mod. İşte bu virtual com mod. Virtual com mod bir Virtual Com Mode ne? Virtual Com Mode'da şöyle bir şey var. Sizin öyle bir uygulamanız var ki, bakın bilgisayarda bir uygulamanız var. Sadece ve sadece seri interface çalışıyor. Bakın seri interface. Yani diyor ki bana bir tane COM port ver. Bana bir COM port. Ya Rabbim. COM 1, COM 2. Şimdi COM 1'i normalde ne yaparsınız? Cihazı getirirsiniz. Bir tane USB seri çevirici USB seri Ethernet karıştı. Bir tane USB seri çevirici bağlarsınız. USB portuna cihazınızı bağlarsınız. O şak diye ben bilgisayarınıza COM1 diyebilir. COM1, COM2 diyebilir. Hemen Windows 10 oluşturur. Sonra COM1'e bilgisayarınızın uygulamasını açarsınız. COM1'i seçersiniz. Direkt cihaza erişirsiniz. Peki bu cihaz uzaktaysa ne olacak? İnternet ortamında dedim ya size kilometrelerce uzakta bir yerdeyse internet üzerinden erişiyorsanız ne olacak? O zaman TCP/IP ile erişmeniz lazım değil mi? O zaman M port'a ihtiyacınız var. Bu uzaktaki cihazın hemen ucuna bir tane M port'u bağladınız. Bu M port'a IP olarak bu IP port'un bir IP adresi var. Bilgisayara bir tane uygulama kurdunuz. RealCom driver'ları. Moxa'nın M port sitesine girdiniz. İlgili cihazın ara birimine girdiniz. Web sayfasına. Orada resource'dan hemen şak diye RealCom driverlarını indirdiniz. SQL sertifikalı falan. Ondan sonra RealCom'u kurduğunuz anda sizden bir uygulama açılıyor. Uygulama sizden mPort'un IP'sini istiyor. Eğer mPort lokalde ise aynı broadcast domain'deyseniz search edip mPort'u bulabiliyor. Ama farklı broadcast domain'lerindesiniz. Yani bir aranızda layer 3 switch falan farklı VLAN'lardaysanız o broadcast search işe yaramaz. Manuel olarak IP adresine girmeniz lazım. Giriyorsunuz. IP adresine girdiğiniz anda o M port'a bir erişim sağlıyor. M port kaç seri portluysa her bir seri port için bir tane COM port yaratıyor sizin bilgisayarınızda. Ondan sonra uygulamanıza diyorsunuz ki al sana COM port. Hadi bakalım. Birinci sahaya bunu koydunuz. Başka bir sahaya yine aynısı. Başka bir sahaya aynısı. Bu kaça kadar peki? Windows'un üzerinde kaç tane COM port oluşturabilirsiniz? Sanal COM port. Normal şartlarda herhalde 256 ile sınırlı. Çok fazla olunca bayağı bir sıkıntı olabilir. Ama Moxa'nın RealCom yazılımı bunu 1024'e kadar yükseltebiliyor. 1024'e kadar. Dolayısıyla bakın TCP Server modda, TCP Client modda merkezdeki veri toplayan, sağdaki cihazlardan veri toplayan, sağdaki cihazlara komut gönderen sayaçlara, PLC'lere, I/O'lara uygulamam TCP tabanlı bir uygulamadı. Yani bir TCP soket uygulaması geliştirdim. O şekilde çalışıyordum. UDP için UDP soket uygulaması geliştirdim, o şekilde çalışıyordum. Ama RealCom modda eski tarz bir uygulama, ben sadece COM port'tan çalışırım diyorsa, ben TCP soket uygulaması falan anlamam diyorsa, o zaman imdadımıza kim yetişiyor? RealCom yetişiyor. Hatta daha da ayrıntılı girersek, reverse RealCom gibi modlar da var. Yani RealCom'u başlatan kim? RealCom'u başlatan komutla bilgisayar. Reverse RealCom tam tersi. Client mPort başlatıyor.
Combi diye çok güzel bir şey var aslında. Nasıl biliyor musunuz? Diyelim sahada 10 tane cihazınız var. 10 tanesi de geldi merkeze. Com1, Com2, Com3, Com4, Com5, Com6, Com16, Com10 diye geldiler. Çok güzel. Siz Com11 diye bir tane sanal bir port yaratıyorsunuz. Sonra o alttaki 10 tane Com'u ona mapliyorsunuz. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Com11'e bir istek yaparsanız aslında arka tarafta 10 tane Com'a birden broadcast etmiş oluyorsunuz veriyi. Yani sahada toplu bir polling yapmış oluyorsunuz. Aksi takdirde ne yapmanız lazım? Uygulamanız Com1'i açacak. Polling yapacak, alacak. Sonra COM2'yi deneyecek. Sonra COM3'ü, sonra COM4, COM5, COM6 ya da aynı anda da deneyebilir tabii bunları. Ama onun yerine uygulamanıza bir tane gönderip 10 tane sayaca soru gönderip 10 tane sayaçtan da veri alıp işleyebilirsiniz. COM mapping dediği şey bu. Bu bir resmen multi drop bağlantı. Yani multi drop'a yakın bir şey. Bakın Windows'ta hemen M-Port, Communication Port komik olarak belirdi. Gördünüz mü şurada? Port'la ilgili problemler yaşıyorsunuz. Ne yapacaksınız? COM1. Eğer bilgisayarınız üzerinde COM1 varsa ve başka yeni taktığınız seri tel çevirici gidip de COM1'e maplerseniz manuel olarak ne olur? COM'lar çakışır, izin vermez zaten buna. Sıkıntı çıkar. İkincisi, diğer cihazın üzerinde COM1 çalışıyor. Çok güzel. Başka bir bilgisayar üzerinde birden fazla uygulama var. Uygulamadan bir tanesi gitti COM1'i açtıysa ikinci bir uygulama o COM'u açamaz. İki uygulama aynı anda bir COM portunu açamaz. Yani SCADA uygulaması COM'dan çalışıyor. Çalışıyor güzel. Ya ben de bir tane daha uygulama kurdum. Oradan da ayrıca bir COM'a bir bakayım da ne yapıyor falan diye oradan bir şey alayım. Yok. O COM meşgul. Kullanamıyorsunuz. Buna dikkat etmek lazım. Özellikle RealCom Connection'da TCP'ler üzerinden, UDP'ler üzerinden veriyi taşıdığımız için Windows'un firewall'ına dikkat edin lütfen. Yani TCP server modda farklı, client modda farklı gibi muhabbetler var. Biliyorsunuz TCP client mod olunca endpoint, TCP server kim? Bilgisayar. Bilgisayar 4001 portu dinleyince firewall'u açmanız lazım ki 4001 istekleri Windows kabul etsin. Bunlara dikkat. Windows'tan dışarı çıkan, initiate olan trafikte sıkıntı yok. Onun için firewall kuralı önemli değil ama Windows'a doğru gelen trafik için RealCom portuna bir diğer TCP server moddayken, UDP server moddayken, UDP moddayken portlarına dikkat etmek lazım. Pair Connection Mod diye bir mod var. Ne işe yarar bu Connection Mod? Diyelim ki machine to machine bir iletişim yapacaksınız. Yani bir tane IO'nuz var, IO cihazınız var, seri interfezden. Merkezdeki bir tane PLC'nin yine seri interfeze bağlayacaksınız ama mesafe çok uzun. O mesafede bir ADSL kablo çekemiyorsunuz. Size diyorlar ki burada fiber var arkadaş. Ethernet network'ü var burada. Switch'lerimiz falan var. Ben sana o portlarda birer tane farklı bir VLAN, izole VLAN ayarlayayım. O VLAN üzerinden sen benim A noktasındaki switch'in bir nolu portuna, B noktasındaki switch'in bir nolu portuna tak, iki cihazı haberleştir. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Seri interfezde iki tane cihaz. Hemen her birinin önüne bir tane M port bağlıyorum. Buna da bir tane M port, buna da M port. Sonra iki M port modu, pair modu alıyorum. Bir tanesi master, bir tanesi slave oluyor. Slave olana master'dan hepsini yazınca ikisi kendi aralarında tak diye bir TCP tünel kuruyorlar. İkisi tak diye bir TCP tünel kuruyorlar. Ve şu seri porta gelen data otomatikman direkt enkapsüle edilip karşı taraftan çıkartılıyor. Buraya gelen data aynı şekilde enkapsüle edip bu taraftan gönderiliyor. Çift taraflı. Yani aslında ortadaki farklı bir medya üzerinden, Ethernet dünyası üzerinden, Ethernet dünyası ama bakın. Direkt fiber ucu direkt bu cihazlara takamazsınız. Bakın fiberi direkt şuna ve şuna takamazsınız. Çalışmaz. Onunla ilgili ürünler de var. Bakın onunla ilgili seri üzerinden fiberi taşıyan ürünler de var. TCF ICF serisi. ICF serisinde mesela direkt fiber girişler var. Bağladığınız zaman da direkt fiber. Ama orası Ethernet değil. IP'si olan bir cihaz değil bakın bu. Bunlar IP adresi olan cihazlar. Ve birbirleriyle tünel kuruyorlar. Şurası LAN 1. Burası fiber olmuş. Şey olmuş bilmem ne bilmem ne. Benim önemli olan şu bakırı bu network'e bir yerden sokmam. Bu bakırı da buraya sokmam. Sonra pair modu alıp bunların birbirleriyle bir TCP tünel kurmasını sağlamak. Ondan sonra zaten bağlamış oldum. Bakın ayar.
Birinci yan port master modda, ikinci port slave modda. Master port olan cihaza karşı tarafın, yani slave'in IP'sini yazıyorum buraya. Bitiyor olay. Şimdi gelelim endüstriyel protokollere ve seri iletişim arasındaki ilişkileri kuralım. Endüstriyel protokollerin en çok kullanılan Modbus, RTU ve Modbus TCP protokolleri. Modbus RTU seri tabanlı bir protokol. Modbus TCP, Modbus RTU'nun Ethernet dünyasında aktarıldığı port, aktarıldığı protokol. Modbus TCP aynı Profinet gibi, Ethernet IP gibi, EtherCAT gibi standartları olan bir protokol. Nasıl çalışıyor? Bakın şurada bir Modbus Gateway'im var. Gördün mü? Şurada bir Modbus Gateway'im var. Bu Modbus Gateway'in seri interfezine bağlı multi-drop, kaskat. Bunun, bakın şunun data artısı, değil mi? Bunun data artısına bağlı. Pardon. Bunun data artı, şunun data artısı, bunun data artısına. Bunun data artısı, bunun data artı, data artı, data eksi, data eksi, data eksi, data eksi, data eksi, data eksi. İki telli arası söylemiş. Multi-drop connection. Çok uzunsa burada hemen 120 ohm sonlandırma. Problem yaşıyorsam eğer, mesafeden dolayı voltaj seviyesi düşüyorsa burada high low pull resistor aktif ediyorum. Bir seçenek. Sistem düzeliyor şak diye hemen. Ondan sonra. Şimdi bu yapıda gördüğünüz gibi bakın bu bir gateway. Modbus TCP'yi Modbus RTU'ya çeviren bir gateway. Bu bir protokol gateway. Ne yapıyor? Buradan bir Modbus TCP sorgusu geliyor. Modbus TCP sorgusunu gönderen kim? SCADA yazılımı. Modbus TCP kütüphaneleri internette çok yaygın. Kendiniz bile Windows üzerinde, Linux üzerinde Windows Modbus TCP kütüphanelerini koyup kendiniz bile bir otomasyon yazılımı geliştirebilirsiniz. Ya da var olan otomasyon yazılımını da Modbus TCP seçeceksiniz. Bakın şu IP adresinde bir Modbus TCP. Bu TCP 502 nolu portu dinler. Tamam mı? Bu Modbus'un Modbus TCP'nin standart portudur. Bu cihaz Modbus TCP gelen paketi, bakın Modbus TCP paketinin formatı bu şekilde, görüyor musunuz burada? Şuradaki her bir cihazın bir slave ID'si var. Slave ID 1, slave ID 2, slave ID 3. Bakın burada da slave ID 11 olsun. Hani arkasına bir tane daha cihaz bağlayalım bunun. Şöyle. Slave ID 11 olsun. Burada sınır var mıydı bağlantıda? 31 tane değil mi? Ama 31 teorik. Siz 3 tane bağlayacaksınız, test edeceksiniz. Düzgün çalışıyor. Dördüncü bağlı test edince düzgün. Beşinci var. Altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncudan sonra sıkıntı yaşamaya başladınız. Aa, ben data alamıyorum. Ne olacak? Hani bu 31 tane destekliyordu. Bana yalan söylediniz. Beni kandırdınız. Şimdi bu Modbus RTU enerji analizörünün üzerinde yüzlerce register var. Modbus register var. Her bir register bir bilgiye denk geliyor. Ani voltaj bilgisi, ani akım, maksimum voltaj, maksimum şey, ölçülen voltaj vesaire vesaire. Cihazın seri numarası bilmem ne, her biri için bir Modbus register değeri var. Siz 5 tane Modbus, siz 10 tane Modbus register bilgisini okumak için 31 tane cihaz bağlarsınız ama her cihazdan 100 tane register okursanız o zaman işte benim biraz önce bahsettiğim durum meydana gelir. O zaman ne yaparsınız? 31 tane cihaz bağlayamazsınız. 8-9'da kalırsınız. O yüzden bunu lütfen teorik olarak, teorik bilgilere çok fazla şey yapmayın. Her zaman bunu anlayarak en azından bir tane ürün satın alın. Bir tane ürün. Ya da bir demo edinebiliyorsanız demo edinin. Demo biraz zor oluyor. Çünkü bu tür küçük box'ları, bunlar ucuz ürünler tabii. Bu tür küçük box'ları demo olarak, biz bir distribütör firmayız. Moxa'nın distribütörüyüz. Demo olarak verdiğimiz zaman gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani düşünsenize sağda yüzlerce endpoint'un demosu POC için verilmiş. Onları takip etmek zorunda kalıyoruz. Ne oldu, ne bitti, geri geldi mi, geri gelmedi mi vesaire vesaire. O yüzden bayilerimizden, entegratörlerden, son kullanıcılardan rica ediyoruz. Bir tane demo ürün, eğer bir proje çok önemliyse, ama elimizde kullanılmış ürünler stoğu var. Demo ürün stoğu. Onlar da sınırlı sayıda, işte 5 tane seri çevirici, bunları dağıtabiliyoruz. Ama 30 tane, 100 tane sahaya veremeyiz. Bunun hepsi sıfır cihaz olduğu için geri döndüğü zaman ikinci el cihaza düşüyor. Siz açılmış kutusu açılmış bir cihaz ister misiniz? Ya bunun kutusu açılmış, bir yırtılmış falan filan. Değil mi? Bunun gibi. O yüzden o konuda anlayış bekliyoruz tabii. Şimdi bakın burada Modbus sorgusu gönderirken Modbus sorgusunun içerisinde bir okumak istediğiniz register bir adresi var. Bakın o adres neymiş? Bakın 40.108 adresiymiş. Bunun derinlemesine girmeyeceğim şimdi. Başka ne varmış? Slave ID varmış. Bu ne demek istiyor?
Şuradan SCADA sunucudan bir bilgi çıkıyor. Diyor ki ben diyor slave ID 11'in 40.108 node register bilgisini istiyorum. Mod bahçesi bir destination IP burası, destination port burası, TCP connection kuruldu. Bu bilgi buraya geldi. TCP soyuldu. Seri interfeze modbus RTU olarak basıldı. Buraya geldi, buraya geldi, buraya geldi. Bunların hiçbirisi bunları proses etmedi. Çünkü kendilerini baklar slave ID batch olmuyor. Slave ID 11. Aa diyor bu benden istiyor. Tak diye bilgi gönderiyor. Paket buradan çıkarken de tekrar modbus TCP'ye enkapsüle edilip değil mi? Modbus formatında karşı tarafa aktarılıyor. Olay bu. Bakın olay bu. Burada M portu kullanabilir misiniz? M port serisi. Bakın bu M gate. Bu M gate serisi. Burada M portu kullanabilir misiniz? Hayır. Eğer işin içerisinde Modbus TCP varsa, bakın Modbus TCP olayı varsa kesinlikle talep edeceğiniz ürün M gate, M port değil. Defalarca bu işler için M portu alıp iade edenler oluyor. O yüzden söylüyorum bunu. Ürünleri kendiniz belirliyorsunuz bazen. İnternetten sayfadan araştırıp. Biz aslında çok araştırmacı birimiz. Seviyoruz yani. Kendimiz bilmeyi, kendimiz başarmayı çok seven insanlarız. O yüzden başarılıyız zaten. Hani biz Avrupa'yla diğer dünyaya çalıştığımız için ben biliyorum yani. Neyse konuşmayayım o kadar. Çok aşırı tembeller o ayrı bir konu da. Yani olay bu. Mgate. Yani işin içerisinde Modbus TCP varsa Mgate'i seçiyoruz. Bakın burada Ring, Ethernet bir ring oluşturmuşuz. Buraya bir tane Mgate, buraya bir tane Mgate. Arkasında yine aynı klasik mantık. Bakın buradaki cihaz slave ID 1, bu da bile 1 olabilir değil mi? Neden? Çünkü Modbus TCP kurulan IP adresleri farklı. Buradaki SCADA sunucu ben diyor şu IP'nin arkasındaki slave ID 1'den veri okumak istiyorum. Bu da diyor ki ben diyor başka bir IP üzerindeki slave ID 1'i okumak istiyorum diyor değil mi? IP'ler farklı olunca bunun arkasındaki slave ID'lerde bak bu ikisi olduğu gibi aynı olabilir. 3170 serisi çok güzel bir seri. Bakın direkt iki tane Ethernet portu olduğu için hatta fiber portları da var bunun. İki tane Ethernet portu olduğu için bakın kas katla bağlanabiliyor ama bir tek şey var. Dezavantaj olabilir bu. Kaskat bağladığınız zaman şu eğer elektriksel olarak kapanırsa geri kalan hiçbir şeye erişemiyorsunuz. Çünkü burası Ethernet. RS-485 multi-drop değil. Değil mi? Ethernet. Şu bağlantılar Ethernet. Yani şu ürünün biz aslında şey olanını bekliyoruz. Elektriksel olarak kapanırsa şurası kablo gibi davransın. Direkt bypass edip devam etsin. O modeli bekliyoruz çıkmasını. Çıkarsa çok güzel olur. O zaman elektrikseli kaybedersek çünkü burası otomasyon kritik bir şey. Yani ben olsam burada mesela bu şekilde multi drop yapmam. Yapmam. Çünkü en yakın yerden kablo koparsa ya da cihaz kapanırsa bütün arka taraftaki her şeyi kaybediyorum. M port serisi bakın bir portlu, iki portlu, dört portlu şeklinde bir sürü modeli var. Peki Modbus'la ilgili Modbus ve M port arasında nasıl bir ilişki var? Modbus'ı hangi koşullarda Mport üzerinden çalışabilirim? Ben bununla ilgili iki tane düşüncem var benim. Hani bunu dünyada belki yoktur çok fazla ama bu bilgiyi veren. İki tane düşüncem var bununla ilgili. Birincisi Modbus RTU over TCP. Ne demek bu? Sahaya Mgate koymuyorum. Mport çok ucuz bir şey ya. Mport daha ucuz. %50 daha ucuz fiyatı. Benim bunu Mport'la sağlamam lazım. Bütçem yetmiyor. Bir kere teklif etmişim. Mgate vermeyi unutmuşum müşteriye. Mahvoldum, yandım, bittim. Mport'la nasıl çözersin abi? Çöz bunu abi. Eğer merkezdeki yazılımınız, burada kritik nokta, kritik soru merkezdeki yazılımınız. Eğer merkezdeki yazılımınız Modbus RTU over TCP. Bakın Modbus'ı TCP üzerinden taşımanın yasal olmayan, yasal olmayan yani standart olmayan proprietary modeli. Modbus TCP ile Modbus RTU over TCP aynı şey değil. Bazı SCADA yazılımları destekliyor bunu. Eğer ki destekliyorsa o zaman sahaya mport koyuyorsunuz. Mport'u hangi modda çalıştırıyoruz arkadaşlar? TCP Server mod. Mport'u TCP Server modu aldığım anda benim SCADA sunucum Modbus RTU datasını TCP ile enkapsüle ediyor, bana gönderiyor. Yani bu TCP'yi açıp Modbus RTU datasını gönderiyor paketi. Ama dedim ya işin içerisine Modbus giriyorsa kendiniz garanti altına almak için mutlaka Mgate serisiyle devam edin.
Bu tür bahsettiğim zorunluluklar olmadığı sürece. İkinci yöntem ne olabilir? Modbus'a taşıma ile ilgili. Sanal komport. Real komport değil mi? Ne yapıyoruz? Burada bir tane Realcom driverlarını yüklüyoruz buraya. Realcom driverlarını. Yazabilirsem bir de ne güzel olacak bu mouse'da. Ondan sonra burada bir komport açılmış oluyor. Değil mi? Com 1. Com 1 demek şuradaki seri interfeyzi direkt bilgisayara bağlamışım demek. Aynı şey. Yani şu sayacı direkt bilgisayarımın seri interfeyzine bağlamışım. Ondan sonra uygulamayı açıyorum burada SCADA sunucuda. Com 1'i seçiyorum. Modbus RTU sorgusu gönderiyorum. Bakın Modbus TCP ile işim yok. Modbus RTU sorgusu gönderip yanıtını alıyor. Bitti. Bu kadar. Bunlar benim triklerim size. Ama dediğim gibi işin içinde Modbus varsa benim önerim her zaman MGT kullanmanız. Hem port serisi, sıcaklık değerleri, eksiklik bir şekilde çalışıyor, 2 kilovolt izolasyon, neyse bunlara girmeyeceğim. Bunlara data sheetlerden bakarsanız bu ürünlerin 5 yıl garantisi var. 5 yıl üretici garantisi, bakın 5 yıl. Dile kolay ya, 5 yıl. 2 sene garanti değil yani. Çok güzel bir ürün var. MB3660 diye. Bu arada bayağı bir süremiz oldu değil mi? Yani ne kadar... buçuk oldu. Birazdan bitecek. Yani birazdan bitmeye çalışacağım. Modbus MGT serisinin en performanslı, en yüksek performanslı, en profesyonel ve port sayısı olarak da minimum 8 porttan 16 port verebilen modeli MB3660. Evet. Moxa'nın Modbus dünyasındaki starı MB3660. Data center'larda kabinetlere hani enerji analizörleri, sıcaklık sensörleri, hava sensörleri gibi bir sürü sensör koyuyorsunuz değil mi? Seri interfeysli. O sensörleri alıp işte sonlandırdığınız ve daha sonra SCADA sunucudan da okuma yaptığınız cihaz bu. Sadece data center'lar değil, karayollarındaki uygulamalar, daha birçok uygulama. Nasıl çalışıyor? Şimdi Modbus'un birkaç modu var bunun. Transparent mod. Bakın transparent mod ne yapıyor biliyor musunuz? Aynı biraz önce anlattığım gibi. Bir tane Modbus TCP sorgusu gönderiyorsunuz. Bu TCP sorgusu serial device'a ulaşıyor. TCP'si soyulup. Ondan sonra bunun yanıtı veriliyor. Bu yanıtı karşılığında da TCP yanıtı veriliyor. Böyle bu şekilde bir döngü. Dörtlü bir döngü. Modbus TCP request, Modbus RTU request, Modbus RTU response, Modbus TCP response. Oh. Şu ikisi arasındaki response time diyelim ki 500 milisaniye. 500 milisaniye. Buradan bir sorgu gönderdiniz. Burası da 5 milisaniye diyelim. Hani Ethernet daha şey ya. 5 milisaniye. 500 milisaniye. 505 milisaniye paketin gidip dönme süresi. Dolayısıyla siz burası half-duplex bir ortam olduğu için 500 milisaniyenin üzerindeki interval'larla sorgu yapabilirsiniz. 300 milisaniye aralıklarla sorgu yaparsanız sorgu gönder. 300 milisaniyesi daha bunun yanıtı gelmeden sorgu gönderirseniz bu seri interfeys üzeri half duplex bir ortam olduğu için çakılır orası. Ne kadar çok data okursanız o kadar belki de response süreniz artabilir. Bu durumda interval'larınız 1 saniye 2 saniyeyi bulur. Bu sizin için kritik uygulamalar için yeterli olmayabilir. Normalde yeterli. Data center gibi mesela uygulamada yeterli. Ama yavaş bir protokol. Yavaş, çok yavaş. Buradan yüzlerce data oluştursa, bir de burada daha başka bir sürü kaskat bağlı olduğunu düşünürseniz artık gerisini siz düşünün yani. Çok performans düşük bir durum. Uzun sorgu süreleri. Agent mod. Evet, akıllı bir mod var agent mod diye. Ne yapıyor biliyor musunuz? Siz bu cihazı çok basit anlatacağım. Intelligent modu alıyorsunuz. Akıllı modu alıyorsunuz önce. Sonra bu SCADA'dan sorgu göndermeye başlıyorsunuz. Modbus sorguları. Okumak istediğiniz her şeyi SCADA'da tek tek yaratıyorsunuz. Modbus sorgularını tek tek yaratıyorsunuz. Sonra gönderiyorsunuz buraya. Bu gönderileri alıyor. Serial device'a tabii ki iletiyor. Yanıtlarını da veriyor. Intelligent moddayken normal transparent mod gibi çalışıyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin gönderdiğiniz bütün sorguları öğrenip kayda alıyor. Kayda alıyor. Öğreniyor. Kayda aldıktan sonra siz bu cihazı
tak diye Agent Mode'a set ediyorsunuz. Agent Mode'u aktif ediyorsunuz. Agent Mode'u aktif ettiğiniz anda artık ne yapıyor biliyor musunuz? Kendisi sorguları, kendisi seri device'lardan sorgu alıp belleğini yazmaya başlıyor. Sonra siz SCADA'dan sorgu gönderdiği zaman direkt bellekten veriyor. Bakın, sorgu gönder, buraya ilet, buradan geri al, artık yok. Direkt sorgu gönder, direkt bellekten yanıtını ver. Çünkü kendisi interval'larla sorguluyor zaten. Ve belleğini yazıyor. Müthiş bir şey. Acayip bir hız. Sırf bu yüzden yüzlerce sensör, yüzlerce seri device'ınız varsa bu yöntemi kullanabilirsiniz. Evet, bunu nasıl konfigür edildiği ile ilgili kısımlar. Performans karşılaştırmasına bakalım. Transparent modda 128 tane device bağlamışlar. Bakın 8 port 16 portlu bir cihaza her bir porta 8 tane cihaz bağlamış. Toplam 128 tane sensör var. Sayaç var. Bu sayaçlardan transparent moddayken 7.7 milisaniyede response alırken hepsinden intelligent moddayken 840 milisaniyede alıyor. Müthiş. 10 katı. 10 katı hızlı. Şimdi routing seçeneklerine şöyle bir bakarsak, bakın burada bilgisayar, bakın burada iki seri interfaz var görüyor musun? Port 1 ve port 2 olarak iki seri interfaz var. Dolayısıyla seri interfaz bir tanesi 4001 öbürü 4002. Siz şu IP adresinin 4001'ine bağlandığı zaman biliyorsunuz ki port 1, port 1'deki cihazdan veri okuyacaksınız. Siz bu IP adresinin, yine aynı IP adresinin, çünkü bu cihazın bir tane IP adresi var. 4002'sine bağlanırsanız port 2'den alacaksınız. Bu port bazlı mapping yöntemi. Yani güzel bir yöntem. Bu IP bazlı. Bakın bu sefer de port 1'e bir IP atıyorsunuz. Cihazın kendi bir IP'si var ama ayrıca port 1 için 2.1'i dinlemeye başlıyor. Bir tür NAT gibi dinlemeye başlıyor 2.1'i. İkinci porta başka bir IP'ni atlıyorsunuz. Dolayısıyla 2.1'e bir sorgu gönderdiği zaman biliyorsunuz ki siz şu noktadaki şu seri device'a erişiyorsunuz. Bunu yapabiliyor bu cihazlar. MB serisi. 36 serisi. Bu da Slave ID. Bakın bir MGate'in bir portuna Slave ID 2 ile 10 arasını bağlayıp öbür portu da yine Slave ID 2 onu bağlayamazsınız. Çünkü bu tek IP'li bir cihaz ya. Bu IP adresinin ben bu IP adresinin Slave ID 10'daki cihazından veri okumak istiyorum. Slave ID iki tane cihaz vardı. Burada Slave ID 10 verdiniz, buraya da 10 verdiniz. Bu M-Port bunu nasıl iletecek? İletemez ki. M-Port Slave ID 10'u burada görüyor, bir de burada görüyor. Olmaz. Böyle bir şeye ihtiyacı varsa Slave ID'leri bu şekilde bölmeniz gerekiyor. Slave ID'leri. Bölmeden yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Slave ID mappingle offset denen bir imkanınız var. Burada bir virtual Slave ID oluşturuyorsunuz. Bu mesela virtual Slave ID'nin ID'si 50 olsun. Tamam mı? Buna bir offset yapıyorsunuz. Bu 50 buradan 50 virtual ID'sine bir sorgu gönderdiği zaman M-Port bunu bir offset'e tabi tutuyor. Offset. Mesela -10. -10 diyelim. Ne oluyor? 50-10 40 ne oldu? Slave ID'ye aslında sorgu göndermiş oldunuz. Bu yöntemde aynı portlara yani farklı portlara aynı slave ID'li cihazı bağlamanız mümkün. Bu virtual port mapping muhabbetiyle. Virtual port mapping muhabbetiyle bunu yapabiliyorsunuz. Bakın full yedekli bir mimari. Moxa switchlerle full yedekli. Bakın M port'un 3660'ını iki tane ethernet portu var bunun. Farklı IP'ler verebiliyorum. Görüyor musunuz? Bakın 10-20-20-10-10 network'ü. SCADA'nın da iki tane bacağı var. İki tane farklı ring var bakın. İki farklı ring birbirinden bağımsız. Ne güzel değil mi? Full redundancy yani. SCADA önce 10-10'dan M-Port'a erişmeye çalışıyor. Eğer bir şekilde başarısı olursa buradan erişiyor ve işi alıyor. Bakın bu kırmızı fiber, sarı fiberler de ayrı fiberler. Switchleri de ayrı. Full redundant istiyorsanız işte size çözüm. Full redundant çözüm. Ama ne oluyor? Double switch kullanmak durumundasınız. Double fiber.
İkinci modda LAN 1 ve LAN 2'yi bridge mod olarak kullanmak, birbirine bridge olarak kullanmak, bir tanesini aktif, bir tanesini pasif olarak kullanmak. Bir yöntem de bu. Bunu yine network'e bağlıyorsunuz. Sistem LAN 2 portunu pasife çekiyor. Hiç kullanmıyor ama tek IP var. Yani bu IP bu ikisinin bağlı olduğu bir bridge interface'e bind edilmiş durumda. Dolayısıyla LAN 1 bir şekilde eğer kablosu koparsa ya da onun bağlı olduğu switch kapanırsa LAN 2 hemen ayağa kalkıyor ve SCADA sunucusu aynı IP'ye soru gönderme geliyor. Ama bu çok daha garanti bir yöntem. Yani soldaki müthiş bir yöntem. Evet, bir de seri tabanlı protokollerden farklı protokollerden vereyim. Çeşitli veri okumak çözümleri var. Veri okuma çözümlerinde mesela 51.05. Bakın 51.05'in bu interfezine bir Modbus üniteler bağlıyorsunuz. Bakın şu şekilde. Bu Modbus üniteleri de verileri okuyorsunuz. Bu belleğini alıyor. Belleğini alıyor. Daha sonra bunları MQTT ile, bakın MQTT protokolüyle cloud'a basıyor. MQTT çok yaygın protokol. Bunu ileride anlatacağım daha ayrıntılı. Daha önce geçen hafta katıldıysanız eğer vardı orada. Değil mi? Bakın şeyle okudunuz, Modbus okuduğunuz dataları Ethernet IP ile, bu Odwan'ın standardı, Rockwell otomasyonu geliştirdiği. Ethernet portundan Ethernet IP ile okudunuz. Seri porttan Modbus okuduğunuz bilgileri MQTT ile cloud'a basıyorsunuz. Müthiş. Sağdaki sensörleriniz çünkü MQTT'den anlamıyor. O yüzden. Bunun gibi DMP3 Modbus'la okuyup DMP3 ile merkezdeki SCADA'ya basmak. Profibus'la okuyup, bakın Profibus'la okuyup burada bir tane SCADA'nız var. Modbus TCP çalışıyor. Sağdaki Profinet cihazlarınızdan veri okumak istiyorsunuz. Sağdaki cihazlarınızı değiştirmek istemiyorsunuz. Sadece başka bir Modbus ya da ikinci bir SCADA kurdunuz. İkinci bir tane SCADA kurdunuz. Oradan okumak istiyorsunuz. Bu da bir seçenek. CAN-BUS J1939 askeri araçlarda, ne bileyim, jeneratör sistemlerinde çok kullanılan bir protokol. Bu protokolle de daha da dataları sağdan okuyup ne yapıyorsunuz? Üst katmanda Profinet, Ethernet IP ve Modbus TCP destekli bir cihazla veriyi oraya basabiliyorsunuz. IEC 101 elektrik sistemlerinde çok kullanılan protokol. IEC 101 seri tabanlı protokoldür. Bakın burada koşar. IEC 101 ile okuyup ya da IEC 104 ile okuyup IEC 101 ile okuyup IEC 104'e ya da Modbus TCP'ye aktarabiliyorsunuz. 51.01 bakın Profibus cihazlar, Modbus TCP server. 41.01 bakın sahada ucuz Modbus slave sensörleriniz, ondan sonra sayaçlarınız var ama merkezde halihazırda kurulu bir Profibus PLC'niz var. Ya bunu nasıl yapacağız? Profibus PLC'm var. Hemen protokol gateway burada imdadınıza yetişiyor. Sahaya ucuz hemen sensörleri veriyorsunuz. Merkezde yani sahaya pahalı Profibus sensörler vermek zorunda değilsiniz. OPC Server diye bir protokol var. Mesela orada da bizim bir I/O cihazımız var mesela. 2500 serisi. Seri portuna bağlı sensörlerden okuyup merkeze OPC Server'a basıyor. Merkeze bir tane OPC Server kuruyorsunuz. Bu OPC Server SCADA ile entegre. Yani benim 2500 cihazım Modbus okuduğu şeyleri taglıyor. Birinci bilmem neyin birinci sıcaklık bilgisi. Konum bilgisi. İşte burası Ankara'da bilmem ne bölgesi. Su deposu. Bu bilgiyle beraber taglıyor. Tanıdıktan sonra merkezdeki OPC server'a basıyor. OPC server da SCADA entegre olduğu için OPC server'dan tagları çekiyor SCADA. Şak diye bütün taglar önünüzde SCADA'da. Ve ondan sonra o tagları istediğiniz gibi grafiksel birimine yerleştirin vesaire. OPC ile entegrasyon. OPC çözüm yani bu. İşte 2500 serisi bu. Ve bu 2500 serisini IO'larda bağlayabilirsiniz isterseniz. Bir de endüstriyel kompütürlerimiz var. Eğer bu endüstriyel kompütürlerin üzerinde Moxa Industrial Linux koşuyor gibi görünse de Debian koşuyor, Debian. Debian 8, Debian 9 koşuyor. Dolayısıyla tamamen açık bir platform. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bir Modbus'un kendi komut setleri de var ama açık Debian. Debian üzerinden isterseniz firewall yapın, isterseniz VPN kurun, her şeyi yapın. Modbus'un library'sini yükleyin, Modbus gateway yapın. İsterseniz bu cihazları LTE interfaceler katıp bir resmen bir şey noktası haline, veri toplama noktası haline getirebilirsiniz bu cihazları. Hatta bu cihazlara MQTT protokolü ile cloud'a da veri basabilirsiniz. Bakın sağda güneş santrali, güneş santralinin sağda bilgileri çektiniz. MQTT ile cloud'a basarsınız. Üzerinde
Diyelim ki Linux'u çok fazla bilmiyorsunuz. Ya ben komut satıyla bilmem neleri yüklemekle apt-get bilmem ne şunları library'e indir, kütüphaneye indir de uğraştırma beni. Things Pro imdadınız yetişiyor. Things Pro. Things Pro uygulaması ücretsiz. Ücretsiz olarak bir şey olarak hemen Debian'ın üzerine yüklüyorsunuz. Cihaz web ara birimli bir gateway haline geliyor. Orada MQTT protokolü, Modbus protokolü, hepsi bütün protokoller var. Ve onlarla veri toplayıp merkeze basabiliyorsunuz. Bunun üzerinde I/O interfaceleri var. Seri interfaceler var. İsterseniz LTE, isterseniz Wi-Fi modeller var. Çok esnek bir çözüm aslında bunlar. Ve çok yaygın kullanılıyor bizim şeyde. Evet. Nihayet son buldu şeyimiz. Yalnız ilginç. Ha, evet. Son buldu. Bununla ilgili teşekkürler şeyini unuttuk, slaytını. Teşekkür ederim. Bayağı bir dayandınız. Bayağı bir uzun sürdü. Bahsettiğim bu eğitimin video kaydı YouTube kanalı, Vitel'in YouTube kanalında bulabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun katıldığınız için. Görüşmek üzere bir sonraki eğitimde.